Platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo Londra ile devam ediyoruz. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydaroğlu ağırlayacağız ve özellikle de Putin'in 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçilmesinin Avrupa Birliği'nin bütünü ve kaderi açısından aslında ne ifade ettiğini bir miktar daha detaylandırmaya çalışacağız. Can Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, harika hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar dilerim ben de sizlere. Açılışta da söylediğim gibi isterseniz Rusya seçimlerinden başlayalım. Çok da sürpriz olmadı. Putin 5. kez devlet başkanı seçildi. Zaten bir miktar devlet başkanı olmak kaydıyla çok daha uzun yıllardır Rusya yönetimindeki bir isimden bahsediyoruz. Ama tabii size asıl soracağımız soru bunun Avrupa Birliği açısından ne ifade ettiği olacak? Yani pek bir şey değişmeyecek aslında. Yani Türkiye hiçbir sürpriz yok Rusya seçimlerinde. Putin hayatta olduğu sürece belli ki Rusya'nın başında kalmaya devam edecek. Tabii ki şayet Kremlin'de farklı senaryolar oynanmazsa, Rusya-Ukrayna savaşı giderek uzayıp dengeleri alt üst etme noktasına gelirse bunlar Putin değişebilir. Ama şu anda pek bir değişken bir şey yok. Onu söyleyelim. Bu anlamda Rusya ısrarla Ukrayna ile savaşmaya devam edecek. Avrupa Birliği de ısrarla, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle beraber Zelenski'yi desteklemeye devam edecek. Bu tabii ki kısa ve orta vadede Avrupa Birliği için daha fazla savaş sanayi harcaması yapmak demek. Daha fazla Ukrayna'ya yardım için Ukrayna'nın tahılını alması demek. Bu da giderek Avrupa ekonomisinin özellikle bir refah toplumu olmaktan çıkıp güvenlik toplumu haline gelmesi ve refaha aktarılan kaynakların güvenliğe aktarılması ve aşırı sağın giderek ön plana çıkması demek. Ve aynı zamanda da işte çiftçilerin de ayaklanmasını hep beraber izliyoruz. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bu da giderek çiftçiler için daha kötü haberler ve çiftçilerin de aşırı sağa doğru kayıyor olması anlamına geliyor. Yani Putin'in varlığı pek bir şey değiştirmiyor ama zaten mevcudiyeti koşulları tamamen olumsuzlaştırmış vaziyette. Bu olumsuzlukları da tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde de yaklaşan seçimlere de bakarsak giderek yeni bir kaotik algının ortaya çıkması anlamına da geliyor. Yine unutmayalım, Avrupa Birliği'ndeki bütün popülist aşırı sağ partiler söz birliği etmişçesine Avrupa Birliği'ne de karşılar. Yani bu yakın bir gelecekte İngiltere'nin yaptığı Brexit gibi başka çıkışlara yol açar mı? Bu da Avrupa Birliği açısından bir başka endişe konusu halinde kalmaya devam edecek. Hemen isterseniz oradan devam edelim. Zira benim de yönlendireceğim soru oydu. Çünkü geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam basında da Dexit gibi Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışına dair başlıklar söz konusuydu. Aslında İngiltere bu anlamda çok da devrimsel bir şey yaptı. İlk olmasından mütevellit. Çünkü şu an bir çıkış gerçekleştirirse herhangi bir ülke yapılması ya da yapılmaması gerekenleri İngiltere örneğiyle öğrenmiş oldular. Onlar ilkti yani bu anlamda. Böyle bir potansiyel tehlike görüyor musunuz? Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi, bunun da Avrupa Birliği'ne potansiyel bir tehdit oluşturması ve Avrupa Birliği'nden çıkışlar gibi bir süreç çok yakın mıdır sizin için? Ya da ilk nereyle başlayabilir? Buradaki perspektifi biraz netleştirebilir miyiz? Yani herhalde Almanya olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Almanya bir yandan da bütün gücünü biraz da Avrupa Birliği'nin liderliğinden şu sıralarda alıyor. Ve bir de tabii kurucu ülke olması sıfatıyla ve birliğin esas finansörü olması sıfatıyla tek başına Almanya'nın çıkması zaten Avrupa Birliği diye bir şeyin kalmadığı gibi bir noktaya bizi taşır. Tahmin ediyorum bu olmaz. Ama ben Macaristan'ı mesela potansiyel çıkabilecek ülkelerden birisi olarak düşünürüm. Ama onlar da
sonuçta Avrupa fonlarına göbekten bağlı olduğu için bu işi söylem seviyesinde bırakırlar kanaatindeyim. İşte İtalya'da çok tartışıldı acaba İtalyanlar çıkabilir mi diye. Ama görüldü ki İtalyan Başbakanı Meloni sonuçta Avrupa Birliği'nin fonlarına muhtaç. Yani dolayısıyla söylem ve gerçekleştirme çok fazla örtüşmüyor. Ama tabii ki giderek popülist söylemlerin artması bu tehdidi her seferinde daha fazla hisseden bir Avrupa Birliği'ne yol açıyor. Ben kısa dönemde bir Avrupa Birliği'nin dağılmasına pek imkan tanımıyorum. Çünkü çıkmanın maliyeti İngiltere'de siz de temas ettiniz. İngiltere için hala İrlanda krizi devam ediyor. Yani fiili olarak bir bölünmeye doğru İngiltere'yi götürebilir tehlikesi İngiltere'nin önünde. Dolayısıyla kısa vadede böyle bir beklentim yok. Ama kısa vadede tehdit algısının daha artması söz konusu olacaktır düşüncesindeyim. Hemen haberi de paylaşmış olayım. Almanya AfD Partisi iktidara gelirse ya Avrupa Birliği'nde reform ya da Avrupa Birliği'nden çıkış için referandum yapacak şeklinde bir haber paylaşmıştı Anadolu Ajansı. Burada bu partinin başkanı Financial Times gazetesine yapıyor bu açıklamayı ve iktidara gelmeleri halinde Avrupa Birliği'nde ya reform yapılması için çabalayacağız ya da çıkış planı hazırlayacağız şeklinde bir değerlendirme ve detaylandırma vardı. Peki sizce Avrupa Birliği şu an reform ihtiyacına hasıl mı? Bir reform ihtiyacı var mı Avrupa Birliği için? Kesinlikle var. Yani onu çok net ifade etmek lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nin karar alma süreci 6 ülke için gerçekleştirilmişti. Yani kurucu 6 ülkenin birbirleriyle olan ilişkileri ve o çerçevede hangi oylama sistemlerine başvurulacağı gibi konular düzenlenmişti. Çok detaylı ve çok karmaşık bir hukuk sistemi. Her yeni üye katıldığında bu sistem giderek daha da ağır ve işleyemez hale doğru dönüştü. Zaman içinde sistemi demokratikleştirme adına Avrupa Parlamentosu'nda karar alma sürecine daha fazla dahil edilmesiyle beraber yani minimum bir karar almanın süreci en ihtimalle bir yıl ve bazen 30 yıl, 40 yıl karar alınamayan can alıcı noktalar karşımıza çıkıyor. Öte yandan işte Avrupa Birliği diyoruz ama ben biraz da bu işlerin hukukuna baktığım için ya Avrupa Birliği aslında kurulmadığı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Avrupa Birliği kurucu antlaşması sonuçta Avrupa Birliği'nin nasıl kurulacağını tarif eden anlaşma. Ve bu antlaşma çerçevesinde de özellikle ortak dış politika ve güvenlik politikası can alıcı unsurlardan bir tanesi. Ama günümüz Avrupa Birliği'ne baktığımızda stratejik olarak bir ortak dış politika ve güvenlik politikanın önemli meselelerde çok fazla yer almadığını görüyoruz. Ve büyük devletler küçük devletlerin oy birliği mekanizması yüzünden esiri haline dönüşebiliyor. Yani düşünün Türkiye hayati önemli Avrupa Birliği için ama Kıbrıs Rum yönetimini şey yapamadığınız sürece, ikna edemediğiniz sürece Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik pozitif bir karar alması bile çok güç hale dönüşebiliyor. Yani dolayısıyla mutlak surette bir reformun yapılması şart. Tabii Alman Aşırı Sağ Parti'nin reformdan ne anladığını ben şu anda tam olarak bilemiyorum. Ama yine öngörülerim doğrultusunda söz konusu partinin iktidara gelme şansının da çok fazla olduğu düşüncesinde değilim. Peki şimdi özellikle Ukrayna-Rusya savaşına baktığımızda ilk başlarda bu kadar uzayacağı beklenmiyordu. Evet, Putin'in çok keskin, çok sert açıklamaları vardı ve aslında bugünün sinyalini veriyordu ama bu kadar uzaması aslında çok beklenen bir şey değildi. Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde bu süreç nasıl ilerliyor? Ciddi anlamda yardımların azaldığını görüyoruz. Askeri yardımlar ve savunma harcamaları bağlamında baktığımızda Ukrayna için yapılan harcamaların. Yani yavaş yavaş artık buradaki desteğini çekecek mi? Avrupa Birliği bu savaşın artık neresinde konumlanmayı tercih ediyor?
Yani ya tek tek bakarsanız Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin aslında bu savaştan çok zarar ettiklerini altını çizmek lazım. Yani tamamen Rusya'nın doğal gazına, enerjisine bağlı bir Avrupa Birliği şimdi ne yapmak zorunda kalıyor? Kalkıp Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya gazını ithal etmek durumuna geliyor. O gaz ne kadar yeterli, ne kadar yetersiz belli değil ama maliyeti çok daha fazla. Alternatif enerji kaynaklarına yönelmek zorunda kalıyor. Nihayet Rusya'ya karşı uyguladıkları her ambargo aslında Avrupa ekonomisinin biraz daha bozulması gibi bir sonuçla doğuruyor. Yani normal koşullarda Avrupa Birliği ülkeleri bu savaşa karşı bir an önce bitmesini arzu ediyorlar ama günümüz koşullarına bakınca da bu savaşın çok da çabuk biteceği gibi bir izlenim ortada yok maalesef. Yani 2 yılı aştı artık, yanlış hatırlamıyorsam 24 Şubat 2002'de başlamıştı. Şimdi 2 yıl 1 ayı doldurmak noktasına geldi ve daha da uzayacak gibi duruyor. Yani Avrupa Birliği bence bu savaşa karşı ama NATO üyelikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de mutlak surette Putin'i boyun eğdirmek için Zelenski'yi kurdurduğu, kullandığı gerçeği de ortada olduğu ölçüde bu savaşa tam karşı da çıkamıyorlar. Evet, belki biraz yardımları azaltıyorlar ama en altından da desteklemeye, Ukrayna'yı devam ediyorlar. Peki son olarak şunu da sorayım size. Tabii ki biz sürecin başından bu yana Türkiye'nin de diplomatik çabalarını yakından görüyoruz ve takip ediyoruz. NATO üyesi bir ülke olarak aslında Putin'le de bu kadar doğrudan ve göreceli iyi ilişkisi olan bir ülke olduğumuz için belli ki bu savaşın da önemli aktörlerinden bir tanesiyiz. Önümüzdeki süreçte Türkiye neler yapabilir bu süreci yönetebilmek için? Şu anki pozisyonumuz itibariyle de baktığımızda ne beklemek lazım? Yani Türkiye mümkün olduğu kadar tarafsız kalmaya çalıştı. Mümkün olduğu kadar arabuluculuk yapmaya çalıştı. Bundan sonra da tahmin ediyorum bu pozisyon devam edecek. Ama yine unutmayalım, Türkiye hiç istememesine rağmen sonuçta İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmek durumunda kaldı. Yani Türkiye sonuçta bir NATO ülkesi. İşte Türkiye'nin savunma sorunları var. F-16 meselesi, yenileme kitleri meselesi, belki F-35'e geçme meselesi derken Türkiye'nin sanki bundan sonra Rusya'ya karşı Batı kampında daha fazla yer alacağı gibi bir imaj da ortaya çıkıyor. Yani kolay değil diplomatik olarak bütün bu meseleleri aynı torba içerisinde değerlendirmek ama yine biliyoruz, işte Putin Ankara'ya gelecekti veya İstanbul'a gelecekti, yani Türkiye'ye gelecekti ama Türkiye ziyaretini erteledi ve hangi tarihte olacağını da şu anda bilemiyoruz. Tahmin ediyorum biraz Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde çok fazla olmasa bile bir gerginlik, kırılganlık dönemine doğru da gidiyoruz. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum Harika Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Haberimize devam ediyoruz efendim. Enflasyonla mücadele aşamasında çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası Fed'in de kararını karşılayacağız. Mart ayında Fed'in pas geçmesi beklenirken kurumlar da olası faiz indirimine ilişkin aşağı yönlü revizyonlar yapmaya başladı. Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona gelinip gelinmediğine ilişkin soru işaretleri artarken, Amerikan Merkez Bankası Fed'in Mart ayı faiz kararı piyasaların kıskacında yer alıyor. Piyasa aktörleri ABD veri setinin çarşamba günü faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ila %5,5'te tutması beklenen Fed'in gevşemesine ilişkin bahisleri dizginlemek zorunda kalabileceğini gösterdiğini savunuyor.
savunuyor. Yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek. Fed toplantısı ile birlikte açıklanacak olan Fed üyelerinin faiz tahminleri gelmeden ABD'nin önde gelen yatırım bankalarının faiz tahminleri açıkladı. 2024 yılı faiz indirimi teması olarak adlandıran piyasa aktörlerinin 160 baz puanlık faiz indirimi beklentileri 100 ila 75 baz puan arasına geriledi. Böylelikle piyasayla Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri arasındaki makas kapanmaya başladı. Buna göre Goldman Sachs ve JP Morgan Fed'den bu yıl içinde bekledikleri faiz indirimi sayısına yönelik beklentilerini düşürdüler. Goldman Sachs, Fed'in bu yıl içinde 4 kez 25'er baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisini 3 indirim ve toplam 75 baz puana çekti. Bu beklentisini düşürmesine neden olarak enflasyon patikasındaki hafif yükselişi gösteren Goldman Sachs, 2025 yılında 4 faiz indirimi beklentisini devam ettirirken 2026 yılında 1 faiz indirimi beklendiğini de vurguladı. JP Morgan da 2024 için 125 baz puan olan toplam faiz indirimi beklentisini 75 baz puana düşürdü. Financial Times'ın anketine katılan akademik ekonomistler de görüşlerini bildirdi. Ekonomistlere göre Fed faiz oranlarını piyasaların ve merkez bankacılarının beklediğinden daha uzun süre yüksek seviyede tutmak zorunda kalacak. Bu, yatırımcıların ilk çeyrek puanlık indirimin Haziran ya da Temmuz ayında yapılmasıyla birlikte bu yıl 3 indirim bekledikleri finansal piyasalarda beklenenden daha geç bir başlangıç olarak okunuyor. Eski bir Fed yetkilisi olan ve şu anda Dreyfus & Mellon'da baş ekonomist olarak görev yapan Vincent Reinhardt, siyasi takvimin faiz belirleyicilerini etkileyeceğini düşünüyor. Ankete katılmayan Reinhardt, verilerin faiz indirimi için en uygun zamanın Eylül olduğunu söyleyerek ancak siyaset, Haziran diyor. Seçimlere bu kadar yakın bir zamanda indirimlere başlamak istemezsiniz yorumunda bulundu. Programımızı da böylece noktalıyoruz efendim. Yayınımızı ana haber bültene devrediyoruz her zaman olduğu gibi. Yarın tekrar aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.